Ağrı'nın Patmos ilçesinden hepinize merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün Patmos'tayım. Ağrı'ya geçeceğim. Diyadin'e gideceğim. Doğu Beyazıt'a gideceğim. Buradaki yerleri size göstermeye çalışacağım. Umarım hoşunuza gidecektir. Bunlar da yöresel peynirler. Rahip peynir satıyor. Yüzümü çekme dedi. Evet. Yüzünü çekmeyeceğim. Evet. Bu 35 lira. Bunun? Bu da 25 lira. Bu yağlı mı? Yağlı peynir. Bu yağlı mı, yağsız mı? Yüzümü çek bilen görsün. Ah, amcam da Doğu Beyazıt'tan yegeniymiş. Ben Doğu Batı'dan Selmanların yeğeniyim. Başımısın ha. Şeyh Muhammed'in torunuyum. Ben burada da Çavurbey köyünden. Kirdizi aşiretinden. Çavurbey köyünden. Kirdizi aşiretindeyim. Kirdizi aşireti. Baş üstüne. Memnun oldum abi. Ben de memnun oldum. Allah razı olsun. Ne diyorlar? Karibel. Bir dakika geleyim şöyle. Duyamadım tam olarak. Sağırlık var bende. Karibel. Türkçe ismi nedir? Karibel. Türkçe. Vallahi. Türkçe arkadaşlar, bu otun ismini bilenler yorum kısmına, videonun yorum kısmına yazarlarsa çok sevinirim. Çünkü bunun ismi Kürtçesi Karibelk ama şey ismi yok. Türkçe ismini bilemiyoruz. Abi de bilemedi. Türkçede ikisi de aynı. Türkçede de aynı diyorlar. Eğer Türkçesini doğru olarak bilen varsa yorum kısmına yazarlarsa çok memnun olurum. Sakavil ha? Süpürmek için değil mi? Bahçeleri temizlemek. Ahırı bahçeyi temizlemek için süpürge. Sakavil diyorlar. Abi sadece ot ürünleri satıyor. Böyle toplamış olduğu ürünleri şey haline çevirmiş. Turşu haline onları satıyor. Buna ne diyorlar abi? Çökelek. Çökelek mi diyor? Kurutulmuş çökelek. Evet, kurutulmuş çökelek arkadaşlar. Böyle bir mağazası var. Reklam yavusun diyor. Yo, reklamını yap. Başım üstüne abi, reklamını yapayım inşallah müşteriler gelir sana. Evet arkadaşlar, şimdi de görüyorsunuz böyle civcivler falan satıyorlar. Şimdi de Çin'in Wuhan şehrindeyiz arkadaşlar. Yanımızda da beyefendi var. Yok Çin'i. Yok, İsrail'deyiz biz. Ya ben şu espri olsun diye haberi yolda diyorum ki evet arkadaşlar, şu an Çin'in Wuhan şehrinde diyor, İjo Çin'in yani başka bir şey de kalmadı, Çin diyor. Ya diyor, yok yok ya. İsrail'deyiz de. Abi sen Çin'deysen sen virüssün. Ey Allah'ım yarabbim ya. Böyle bir el arabasında. Çin'de bir tavuk çiftliği. Çin'e köpek değil de civciv yemek yedirmek için yapıyorlar. Çinliler bak reklama bak. Çinliler köpek yemeyin, tavuk yiyin. Çinliler diyor köpek yemeyin, tavuk yiyin. Doğru söylüyorsun valla. Bunlar da fabrikasyon tavuk olduğu belli arkadaşlar. Hani fabrikasyon tavuk diyorlar ya. Belli, hepsinin tüyleri dökülmüş. İşsizlik diz boyu. Yani şu çocuğun yaşlarındayken ben de ayakkabı boyardım. Bak şimdi tek tek soruyor. Kahveye girdi. Tek tek ekmeğinin peşinde koşuyor. Yani bir de sordum yani ayakkabı boyası ne kadar diye. 1 lira abi. 1 lira. 1 lira ayakkabı boyuyor. Teyzem de böyle elinde eldiven, ağzında maske, diğer elinde tasla dolaşıyor. O da rızkının peşinde koşuyor. Arabamı park ettiğim yere doğru yürüyorum. Oradan arabama bineceğim. Ziyaret diye bir köy varmış. O köye gideceğim. Oradan da bakayım. Abi dedi. Orada taşlaşmış peynir var, taşlaşmış bira şişeleri var, bir evliya varmış. O evliyanın mezarında gidip rakı içenler, bira içenler taşlaşmış. Şaşırdım, bir gideyim bakayım göreyim hani ne var ne yok. Acaba böyle bir uydurma bir şey mi, bir görelim. Patmos şehir merkezinden yaklaşık 7-8 dakikalık bir yolculuk yaparak ziyaret denilen bir köy var arkadaşlar, şu köy. Yani burada böyle tarihi mezarlık var. Bu mezarlığın
buraya ziyaret diyorlar. Bunu bir görmeye geldim. Bunu göstereyim arkadaşlar size. Osmanlı mezarlığına benziyor arkadaşlar. Yani burası böyle baktığınız zaman Osmanlı mezarlığına benziyor. Ama şurada bir yer varmış. Orası kapalıymış. Abla söyledi. Dedi ki abla, abi dedi orası kapalı, oraya giremezsin. Anahtarı getirdi. Şimdi oradaki türbeyi bize açacak. Gidelim bir bakalım. Anahtarı kimden aldın? Anahtar zaten ben dedem muhtardır. He, dedenden, dedesi muhtar abinin. Sağ olsun gitti anahtarı aldı getirdi. Helal olsun sana ya. Teşekkürler. Bismillahirrahmanirrahim de öyle aç. Bismillahirrahmanirrahim. Kimindir mesela bu? Bu sancak tarları. Hı. Bu Muhasse Sultan. He. Bu da Muhammed. He. Yani ikisi de sultan mı acaba? Yok. Bu sancak tarları. Bu da Sultan. Bu da Muhammed. Evet. Arkadaşlar böyle şurada şöyle bir kapalı bir alanda. Senin ismin ne? Kadir. Kadir geldi burayı bize açtı. Çok sağ olsun. Teşekkür ediyorum kendisine. Gitti dedesinden anahtarı getirdi. Herhalde öyle sanıyorum ki Osmanlı sancaktarlarından şehit düşen ya da metfun bulunan birinin kabri burası. Çünkü yani sancaktarları diyor. Burası da bir sultanın mezarıymış. Yani bence böyle bir araştırılması lazım. Bu da Muhammed diye birinin mezarı arkadaşlar. Böyle bir yapı yapmışlar köylüler kendi aralarında. Muhtar herhalde yaptırmış. Böyle bir yapı. Ama burada tarihi böyle mezarlar var. Bence bir incelenmesi, bakılması gerekiyor. Sana da çok teşekkür ederim. Ayrıca bunlar kaçak gelmişlerdi. He. Yatmışlardı burada. Aha. Bir iki günde taş olmuşlardı. Haa. Yani diyor bunlar kaçak olarak gelmişler. Tabii arkadaş hikayeyi tam olarak bilmiyor olabilir de ama söylüyor yani. Bunlar kaçak olarak diyor gelmişler. Metbun bulunmuşlar. Taşlaşmışlar falan diyor da yani tam olarak biz de bilemiyoruz. Arkadaşlar Patmos'u gezdim, dolaştım. Yani şehrini de size gösterdim. Fakat Patmos'ta bir iki tane mezarın dışında, bir iki tane eski yapı kalıntısının dışında pek fazla bir şeye rastlamadım. Şehrin kurulduğu yer gayet hoş. Hoşuma gitti. O yüzden durayım. Burayı da size göstereyim istedim. Ağrı'nın Tutak ilçesindeyim şu an. Tutak ilçesini de göstereyim. Arkadaşlar çok büyük bir ilçe değil burası. Küçük bir ilçe. Zaten tek bir caddesi var yani kalabalık olan. Küçük ara ara sokaklar var ama yani küçük bir şehir. Şöyle sokaklarını da göstereyim size. En azından Tutak'ı da görmüş olursunuz. Yani Tutak'ın en kalabalık caddesi arkadaşlar burası. İşsizlik diz boyu, insanlar şikayetçiler. Burada da gezilecek, görülecek pek bir yer yokmuş arkadaşlar. Ben biraz önce şuradaki bir iki beyefendiye sordum. Bana burada Cin Deresi diye bir yer var dediler. Cadde, yani Tutak'ın ana caddesi böyle L şeklinde dönüyor arkadaşlar. Buradan geliyor. Şuradan şuraya doğru L harfini çiziyor. Şurada da böyle ara sokaklar var, kesişen sokaklar. Ağrı'nın Hamur ilçesinin en kalabalık caddesi, en büyük caddesi bu arkadaşlar. Zaten burada birkaç kişiye sordum. Burada başka cadde sokak var mı diye sordum. Burada maalesef başka cadde sokak yok dediler. Bu yoldan devam ettiğiniz zaman ileriye Ağrı'ya doğru gidiyorsunuz. 12 kilometre bir uzaklığı var Ağrı'ya. Küçük bir yer. Burada bir de kale varmış şurada bir kilometre kadar ileride. Onu da bir çekelim. Kaleye gidelim. Kaleyi de bir çekeyim, onu da size göstereyim. Hamur şehir merkezinin hemen arka tarafında bulunan bir kanyon var arkadaşlar. Burada. Şurası da böyle bir ada gibi bir yer oluşmuş orada. Su akıyor buradan böyle devam ediyor. Böyle bir kanyon. Burası da böyle bir kanyona benziyor. O tepenin tamamı eskiden kaleymiş. Ermenilerin yaşadığı bir bölge, bir yer. Orası kale olarak biliniyor.
hamurun da kalesi orası. Bir de size şu bitkiyi göstereyim arkadaşlar. Bu bitkinin ismini bilen var mı aranızda? Bilenler varsa yorum kısmına, videonun yorum kısmına yazarlarsa sevinirim. Hatta o bitkinin biraz daha kartlaşmış hali. Hazreti Nuh'un şehri Ağrı'ya hoş geldiniz diye yazılı burada. Ağrı'nın girişi arkadaşlar burası. Değerli dostlar, şimdi de Ağrı'nın en kalabalık caddelerinden Ağrı'nın en kalabalık caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi, Mecburiyet Caddesi'ndeyiz. Başka caddemiz olmadığında Mecburiyet Caddesi diyoruz. Güzel cadde mi? Abi güzeldir. Başka güzel cadde var mı abi? Burasıdır, aşağı sokaktır. Ağrı'da ne yenir ne? Ağrı'da döner yenir abi. Başka? Valla başka döner yenir. Keledoş yenmez mi? Keledoş yenir ama yerinde yiyeceksin. Var mı burada yapan? Valla keledoş değil de halise yapan vardı. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Değil mi siz? Gördük siz ya Mercedes'e gittik. Yok. Passat'ta geliyordunuz. Nerede gördün ki? Hamurdan geliyordunuz. Valla. Tanıdım değil mi? Vallahi seni tanıyamadım. Ben tanıdım seni. Öyle mi? Vallahi helal olsun. Bravo. Tanımışsın. Ağrı'nın en kalabalık, en güzel caddelerinden birisi olan Cumhuriyet Caddesi'ndeyiz. İnsanlar sıcakkanlı, ilgileniyorlar yani, soruyorlar, yardımcı olmaya çalışıyorlar. Şimdi hep beraber caddeyi gezelim. Bir Ağrı'yı en azından nasıl bir yer olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Zaten Ağrı'nın tarihi ve turistik öneme sahip yerleridir. Size göstermeye devam edeceğim. Şöyle baktığınız zaman arkadaşlar, ben sokağın girişini size göstermeye çalışayım. Sokağın girişi hemen burası. Sokağa giriş yaptıktan sonra zaten sokak trafiğe kapalı, bariyerlerle kapatmışlar. Şöyle binaları da göstereyim. Birkaç katlı binalar var yani. Ama iyi. Anadolu kentlerinden güzel bir kent. Sağ tarafta da bir tane kafeterya görüyorsunuz. Bir de hemen sokağın girişinden hafifçe ilerlediğinizde sağdan minaresi görülen cami görebiliyorsunuz. Ağrı temiz bir şehir mi? Bu cadde gayet temiz, gayet güzel görünüyor. Ne diyorsun abi? He? Anlamadım. Dedim ayakkabımı. Ayakkabımı silmek istiyor abi. Kaça yapıyorsun? Size bedava. Olur mu öyle bedava ya? Sen nasıl sileceksin? Köpükle. Ya sen silme, ben sana bir şeyler vereyim. Abi zaten ben 10 tane de çıkartıp eve gideceğim. Yok. Sen silme, ben sana bir şeyler vereceğim. Genç arkadaşım hemen sandığı kurdu buraya. Abi dedi sileyim. Ben ayak böyle koyayım ama bir fırçala, sadece fırçala. Merhaba, nasılsın kardeşim? Maskeyi tak abi, sosyal mesafeyi koru. Eyvallah. Ha? Köpük vurayım mı? Köpük yok. Köpük mepük sürme. Abi geldi. Yeter. Fırçala yeter. Fırçala, ben seni memnun ederim. Silmene bir şey yapmana gerek yok. Nasılsın kardeşim? İyisin. Eyvallah. Ha? Ya senin videolar ne kadar güzel ya. Valla. Bu Hindistan'dakilere et yedirmen. Kardeşim de geldi böyle. Şimdi onu da bir çekeyim. Tamam, kardeşim de geldi. Abi, bitti mi? Tamam. Bu da benden olsun. Ya olur mu öyle şey? Sen öyle dediğin için sen gönlü zengin bir insansın. Aa, bunlar da senin olsun. Tamam. Gel böyle gel. Eyvallah, sağ ol. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Abi vallahi hiç vaktim yok. Çok teşekkür ederim. Böyle çekiyoruz. Ağrı'yı da gösterelim. Hadi Ağrı'ya kadar geldik. Ağrı'yı da insanlara gösterelim ki yani millet bilsin yani Ağrı. Yabani bir yer değil. Ağrı kesinlikle. Güzel bir yer. Gelsinler, aynen, görsünler değil mi? Kesinlikle. Senin ismin ne? Benim ismim Ersin. Ersin, ha. Aynen, aynen. Ersin kardeşim. Ersin kardeşim zaten kendisi beni takip ediyormuş. Aynen. Tesadüfen denk geldik. Ararken yerde buldu. Önce Instagram'dan mesaj attım. Aslında arkadaşlar toplam seni görecektik. Baktım vallahi, caddede video çekiyorsun. Kusura bakma ya vallahi. Abi, yani çünkü çok görüşmek isteyen oluyor, çok yazıyorlar. Ben anladım. O yüzden hani yetiştiremiyorum ha. Anladım. Yoldayım bir de bu ara. Anladım. Müsait olduğum zaman evet, normalde cevap veririm Van'a yani. Geldim. Van'dan buraya Bitlis. Aynen, doğru. Aynen, program aynen doğru. Program bayağı yoğun gözüküyor. Doğru. Mutlaka gezmek istiyoruz. Ağrı'nın en gelişmiş, en güzel caddesi burası arkadaşlar. Cumhuriyet Caddesi. Şimdi Ersin kardeşim bana rehberlik etmeye karar verdi. Yani böyle Ağrı'nın güzel yerlerini, tarihi yerlerini hep beraber geziyoruz ama burada Ağrı'da pek tarihi bir yer yok. Fakat bu camiyle ilgili çok önemli bir nokta var. O kendisi bana söyledi. Ben de size aktarmaya çalışayım.
Bu cami daha önce Ermenilere ait olan, yani Ermenilerin en büyük kiliselerinden biri olan Karais. Neydi? Kara Kilise. Kara Kilise. Aynen. Ama sen başka bir ismi var i̇şte dedin. İşte mesela o Ağrı'ya verilen isim Kaleis olmuş Kürtçe'de. Kaleis olmuş. Yani eski ismi Kaleis, sonra Kara Kilise. O Kara Kilise'nin, Kara Kilise'nin yıkılan zamanlarda taşlarını almışlar, getirmişler. Bu caminin temelini o Kara Kilise'nin taşlarıyla yapmışlar arkadaşlar. Ağrı Cumhuriyet Caddesi'ni kesişen sokağa girdik, böyle buraya geldim. Sokaklarına da bakalım Ağrı'nın. Böyle bir sokak görüyorsunuz. Daha önce buralar hayvan pazarıymış arkadaşlar. Birkaç yıl öncesine kadar. Yani o derece kötü bir sokaklar. Daha önce buralar hayvan pazarı kadar kötü yerlermiş. Yani böyle çamurlu, pislik içinde. Fakat düzenlenmiş, bu hale gelmiş. Buradan da hangi caddeye doğru çıkıyoruz? Tam bunda Van Caddesi, eski Van Caddesi. Eski Van Caddesi'ne doğru çıkıyoruz. Seçim üzeri yaptılar. Bu ismi var mı buranın? Yok, isim yok. Sadece Belediyesi'ne ait alt geçit. Tamam. Burası da eski Van Caddesi, doğru mu? Aynen, eski öyle. Van Caddesi, bir de böyle alt geçit var. Devam ediyor, gidiyor. Oteller falan var. Yani Ağrı güzel. Biraz daha temiz olabilir. Biraz daha temiz olabilir. Güzel. Yani Ağrı'yı beğendim. Böyle diğer doğunun diğer şehirleri gibi değil. Biraz daha modern. Arkadaşlar, burası da Ağrı'nın diğer güzel caddelerinden birisi olan Tahir Elçi Caddesi ve Meydanı. Yani meydanı olarak genellikle insanlar meydanı diye biliyorlar. Ama biz cadde böyle meydana doğru çıkıyoruz. Hatta Ağrı Spor'un da Fenerbahçe'ye benzer renkleri var. Şurada ileride. Ankara Gücü gibi mi yoksa Fenerbahçe gibi mi? Fenerbahçe gibi. Fenerbahçe de kardeş takım olduğu söyleniyor. Fenerbahçe ile kardeş takımmış arkadaşlar. Böyle buraya kadar da geldik. Tanınıyor. Burası tam herkesin tanıdığı. Güzel, hoş bir cadde. Beğendim valla. Bunlar şey yapıyorlar değil mi? Buradaki mesela taşımacı. Böyle el üstü. Eski el üstü. Eskiden at arabaları vardı, şimdi bunlar var. Değil mi? At arabaları var mıydı? Siz hatırlıyor musunuz? Yok, biz onlara tam yaşayamadık. Yani bizim son dönemimize geldi ama. Köpüğü ne yapacaksın? Ayakkabıma köpük mü süreceksin? Oğlum spor ayakkabı ya. Islanır, ayağım ıslanır ya. Kaça boyuyorsun? Dur, sana 1 lira vereyim. Dur. Taşlıçay'ın girişi arkadaşlar. Dostlar, burası da Taşlıçay'ın şehir merkezi. Yani böyle güzel bir caddesi var. Onun dışında, yani sordum buradaki giden beyefendiye sordum hatta. Daha güzel yerleri var mı diye sordum. Abi dedi, vallahi ne varsa dedi, bizim en büyük caddemiz, en güzel caddemiz burası dedi. Abi burada tarihi turistik güzel bir yer var mı yok mu Taşlıçay'da? Tarihi turistik yer şey Balık Göl var. Balık Göl var değil mi? Balık Göl var. Burada da şey var. Buranın Taşlıçay'ın meşhur şeyi var. Belediye bahçesi. Anladım. Çok sağ ol. Allah razı olsun. O zaman Doğu Bayası'na gideceğiz. Doğu Bayası'na gidersen İsa Paşa Sarayı var. Eyvallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Abiye sordum. Buranın en güzel caddesi veya buradaki tarihi turistik yerler nereler diye sordum. Pek yok dedi yani. Burası Taşlıçay arkadaşlar. İleride bir de park varmış, belediye parkı. Arabam da şurada ileride. Diyadin'e doğru yol alacağım. Burası Taşlıçay arkadaşlar. Ciddi bir park ve trafik sorunu yaşıyor Taşlıçay. Araçların çokluğunu görüyorsunuz. Park edecek yerleri yok. İtfaiye bayrakları asıyor. Ne var ya? Hangi aydayız? Temmuz. Temmuz'dayız ama itfaiye böyle bayrak falan asınca dedim, acaba bir kutlama mı var, bir bayram mı var, bir şey mi var? Herhalde var bir şeyler. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Şu an Diyadin'deyim. Ağrı'nın Diyadin ilçesindeyim. Eski İnönü Caddesi burası. Diyadin'in en kalabalık caddesi burası. Caddeyi size göstereyim. Diyadin'de geldiğiniz zaman turistik pek yer bulamıyorsunuz. Genellikle yerli halkın geldiği, buradaki kaplıcalardan, sıcak sulardan faydalandığı bir ilçe Diyadin. Yani buraya geldiğiniz zaman tarihi turistik yer bulmanız biraz zor. Ama buradaki kaplıcalardan yararlanabiliyorsunuz arkadaşlar. Burası böyle bir yer.
Şimdi ben caddeyi size göstereyim arkadaşlar. Burası Diyadin'in en büyük caddelerinden birisi olan İnönü Caddesi arkadaşlar. Abi Diyadin'de gezilecek güzel yer ne var? Diyadin her tarafı güzel. Vallahi. Vallahi nesi var. Mesela örnek verebilir misin? Bu ne varsa Koçu Kalesi'nden çık. Ondan sonra Kaplıcalar. He. Ondan sonra Myanmar adaları. Myanmar adaları mı? Tabii. Myanmar Gümbolduk köyünde. Myanmar adaları. Mağaralar var. Murat Kanyonu var. Murat Kanyonu. Murat Kanyonu. Evet. O da herhalde ileride değil mi abi? Evet, geride kaldı. Kaplıcalara yakın galiba. Anladım, anladım. Ben onu biliyorum. Oraya gideceğim zaten, ziyaret edeceğim. Çok çok teşekkür ederim hepinizden. Allah razı olsun. Gazete değil abi biz. YouTube. Abi bir de bu caddenin eski ismi herhalde İnönü Caddesi. Şimdiki ismi ne? Aynen. Devam ediyor. Allah Allah. Orada abinin biri yok. Tamam, tamam. Ya orada birisi Azer dedi abi. Azer, ben Azer Bülbül abi. Vay abiye bakın. Yakışıklı. Eyvallah, eyvallah. İnci kefal. İnci kefalı diyorlar. Bir tane size göstereyim arkadaşlar böyle. Maşallah. Abi senin ismin ne? Mimtaz. Tamam. Mimtaz abinin yüzünü göstermeden. 35 yıldır ben bu işi yapıyorum. Göster misin yüzünü? Göster, fark etmez. 35 yıldır balık işi yapıyor. Maşallah. Yaz kış demeden de devam. Vallahi helal olsun. Teşekkür ederim. Hadi hayırlı işler olsun, kolay gelsin. Mimtaz abi. Eyvallah. Sağ olun. Evet, balık satan Mimtaz abiyle görüştük. 35 yıldır balık satıyormuş kendisi. Şimdi Diyadin'in en büyük ikinci caddesi olan, trafiğe kapalı caddesi olan Cumhuriyet Caddesi değil mi kardeşim? Cumhuriyet Caddesi burası. Diyadin'e baktığımız zaman Diyadin de küçük bir şehir. Tabii Kaplıca olduğundan dolayı burada biraz daha çevre illerden, çevre ilçelerden buraya gelen insanları burayı daha güzel hale gelmesini sağlamışlar arkadaşlar. Arkadaşlar burası da Murat Kanyonu. Aslında kanyonun başlangıç noktası. Murat Nehri buradan akıyor. Hatta şöyle de göstereyim. Şarıl şarıl şuradan şelale gibi akan sular, Kaplıca suları Murat Nehri'ne doğru akıyor. Buradan gelip bu tepenin altından, bakın tepeyi göstereyim. Buradan böyle oymuş. Görüyor musunuz arkadaşlar? O tepenin altından akarak diğer tarafa geçiyor arkadaşlar. Bir de öbür tarafı da göstereceğim biraz sonra sizlere. Bu alttan gelip geçiyor, diğer taraftan çıkıyor. Altından gelip burada çıkıyor. Burası Murat Kanyonu arkadaşlar. Ağrı'nın Diyadin ilçesinde. Burayı da gelip görebilirsiniz. Hatta ileride devam eden su şu tepenin altından da giriyor. Öbür taraftan çıkıyor. Böyle bu tarafa doğru devam edip gidiyor arkadaşlar. Buradaki kaplıcalar da kısa zaman önce belediye tarafından yıkılmış herhalde, ruhsatsız yapılar olduğundan dolayı. Bakın suyu görüyor musunuz? Tertemiz. Suya bir dokunayım arkadaşlar. Bakalım sıcaklığını. Aman ayakkabıyla girdim. Şöyle bir yapayım. Abu, abi ne sıcakmış ya. Vallahi arkadaşlar parmağımı sokamıyorum. Yani ateş gibi. Yani çay suyu kadar kaynar. Bir de şu tarafa da geçelim. Suyun debisini görebiliyor musunuz? Bakın arkadaşlar. Bakın nasıl atıyor orada. Üstüme geliyor şu an. Şu tarafa geçeyim. Şuraya geçeyim. Bakın. Şey değil yani. Dikkat edin. Buradan yer altından böyle fokur fokur çıkıyor. Abi nasıl sıcak ama ha. Tabii havayla temas edince bayağı iyi yani. O tarafa doğru gidemiyorum çünkü burası bataklık. Bataklık. Yani o suyun önüne birini koysanız var ya, haşlar. Garanti söylüyorum, haşlar. Bu su böyle akarak böyle boş boş akıyor, geçiyor, gidiyor arkadaşlar. Böyle bir tesis kurmuşlar buraya. Herhalde şehrin kanalizasyon sistemine sıcak suyla
müdahale ediyorlar. Öyle düşünüyorum. Şimdi de Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesindeyim. Doğu Beyazıt'ı gezdireceğim. Burası Doğu Beyazıt'ın en işlek caddelerinden birisi arkadaşlar. Burası da Şeyh Ahmet Elhani Müzesi ve eski Bayezid evini gösteren tabela. Bayezid Camisi. Şurada görmüş olduğunuz kalede Bayezid Kalesi arkadaşlar. Şurada da Hani Baba'nın türbesini görüyorsunuz. Hemen burada da arkadaşlar İshak Paşa Sarayı var. İshak Paşa Sarayı'na da biraz sonra gideceğiz. Orayı da gezeceğiz. Burası sarayın girişi dostlar. Şimdi saraya gireceğiz. Şöyle bir bakın. Burası Nuh'un gemisi olarak bilinen böyle bir yer. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gitmişse bu tarz videoların devamı için ne yapıyoruz abi? Lütfen beğenin, yorum yapın, abone olun. Yavuz abi geziyor, görüyor. Arada videoda gördüğü gibi gayet güzel bir memleket. Gelin, görün. Sizi bekliyoruz. Aynen, aynen. Sen ne diyorsun Cebrail? Soğuk memleketin sıcak insanlarından selamlar. Aynen. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.